Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün Klan Savaş Ligimiz sona erdi. Bugün ne yapacağız? 3 adet klanımızın lig sonucunu göstereceğim. Bonus dağıtımını yapacağım. Üstüne bir de çekiçleri alacağız arkadaşlar. Güzel bir video olacak. Like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. 21.500'e doğru ilerliyoruz. Çok daha yüksek rakamları hak ettiğimi düşünüyorum vallaha. Emeklerimden dolayı Lütfen abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Birazcık bu konuda kendimi pohpohlamıyorum. Yanlış anlamayın. Kimse bana küstah demesin lütfen. Ama gerçekten iş çıkışı geliyorum. Evde de bütün gün video ile uğraşıyorum. O yüzden sizlerden rica ediyorum. Başka bir maksadı yok yani. vallahi eşimin çocuğumun yüzünü göremez oğlum arkadaşlar. Hem iş hem YouTube gerçekten çok zor oluyormuş. Ama sizler gibi çok güzel bir ailemle oldu. Sizleri de ihmal edemem. Evet, şampiyon 2 liginde ligimiz değişmedi. Kötü bir başlangıç yapmıştık ama sonradan açıldık. Çok güzel devam ettirdik arkadaşlar. Öncelikle ligdeki sonucumuzu göstereyim. 7. gününde savaşı kazandık. <laughs> Pardon, 34 34 berabere bitti ama yüzde farkıyla savaşı kazandık. Biz %88, rakipte %85. 67 aldı. Vallahi birinci ve ikinci günde yenildiğimiz rakipler de birinci ve ikinci sırada oldular arkadaşlar. Açıkçası birinci ve ikinci gündeki tek yıldızlarımız olmasaydı benim de dahil e, muhtemelen o savaşları kazanırdık. Rahatlıkla kazanırdık ve şampiyon bir grubuna çıkardık. İlk iki savaşı kaybedince bir an ben de dedim ki şampiyon 3'e geri mi düşeceğiz? Ama çok güzel tutunduk. 5 savaş kazandık. Boru değil yani şampiyon 2 grubu için. 1 ve 2'de de talihsizlikler oldu. Artık yapacak bir şey yok. Diğer sezon inşallah şampiyon 1 grubuna çıkarız. Heyecan dolu oluyor. Lig çok eğlenceli oluyor. Valla şu 7 gün çektiğim videoyu ben eğlenmekten ölüyorum yani öyle söyleyeyim. 287 yıldızımız var. Şimdi ne yapacağız? Kaç madalya gelmişti? Şuradan tekrardan bakalım. Şampiyon 2 grubunda olduğumuz için 3. sırada tam tamına kelle başı 452 madalya geliyor. Bir de bunun bonus bölümü de var. Oraya da göz atacağız. Bonusları da ben dağıtacağım tabii ki klan lideri olarak. Bir de video çektiğimiz için Şimdi bonus vermeye başlayalım. Toplamda 9 kişiye bonus verebiliyormuşuz. Öncelikle Ferhat abi ve Engin abi özellikle tebrik ediyorum. Çok güzel saldırılar çıkarttılar. Herkesin eline emeğine sağlık. Gerçekten çok başarılı bir sezon geçirdik. Toplamda 16 kişiydik arkadaşlar. Bir tane yedeğimiz vardı. Murat daha sonrasında klandan çıktı maalesef. Kendi isteği doğrultusunda. O yüzden son savaşları onu alamadık ve 8 yıldızla tamamlayamadığı için tüm madalyadan yararlanamadı. Onun dışında Kankırır'ı görüyoruz. 7. sırada Fatih'in de eline emeğine sağlık. Muhteşem saldırılar yaptı gerçekten. Bazı savaşlarda süreden patladı ama muhteşemdi gerçekten. Ee, onun kanalında Hepiniz biliyorsunuzdur artık söylememe gerek yok. Ee, takip etmeyi unutmayınız. kankırı yazdığınızda direkt karşınıza çıkıyor. Valla Fatih bizimle lige katılınca ben de çok mutlu oluyorum. Özellikle Emre Kara da gelirse çok daha mutlu olacağız. Emre Kara kendi klanıyla uğraştığı için. Belki diğer ligde gelebilir bakalım. Hatta kankırı şu an kalıcı olarak aldım diye düşünüyorum. Bakalım çıkmazsa Fatih'im bizim klanda devam edeceğiz. Çünkü bir yandan da kupa kasıyoruz arkadaşlar. Şimdi Ferhat abi dedi ki Burak dedi bana bonus vermene gerek yok. Benim dedi köy bitmek üzere o yüzden Ferhat abiyi es geçiyoruz. Engin abiyle başlıyoruz. Kişi başı 100 bonus geliyormuş bu arada maşallah. Üçüncü sırada Fatih'e veriyorum. Dördüncü sırada Legend hesabına vermiyorum. E, onu da vermene gerek yok demişti. 5. sırada Mr. Ego hesabına Bonus veriyorum arkadaşlar. 6. sırada Çaylak Boyraz. Necati abimiz. 7. sırada Kankırır Fatih'imiz. 8. sırada ben varım. Aslında hak etmedim. Tek yıldızda kaldım iki kere. Ama onun dışında da 60 olduğum Üçlükler de vardı. Normalde klan lideri olarak kendimi almıyordum arkadaşlar. Biliyorsunuz beni. Fakat şu an hayvanlarım geride kaldı. E çünkü altın bilet almadığım için hayvanları bitiremedim. Birazcık ihtiyacım var. Bir sefer daha alsam galiba yeterli olur klandaki herkesin de anlayışını bekliyorum. Daha sonrasında Hasan abimize verelim. Aslında BG06 hesabından da aşırı ihtiyacım var ama bir hesabımı aldım. Artık abartmayayım. İkinci hesaba da bu sefer almayalım. Şuursuzumuza verelim. Ömer kardeşimize 12. sırada da Erhan abimize verelim ve bu şekilde sonlandıralım. Tüm bonusların dağıtımını gerçekleştiriyorum. Kişi başı 100 bonus da hayırlı uğurlu olsun. Bir de ligden gelen 452 vardı. Kişi başı 552 bonus. Vallaha bonus diyorum ya. Kişi başı 552 madalya muhteşem. Şimdi geldiğimizde laboratuvarımız boş arkadaşlar. Sadece ejder binicisinin bir seviyesi kaldı. Bunu da bastıktan sonra hiçbir şey kalmayacak. Aslında bir an dedim ki savaş çekici alıp direkt bitirsem mi dedim ama diğer lige zaten her türlü yetiştiririz. Ganimetimiz de var. 12 milyon 209 tam tamına bitişik olmasa da sürekli elektro saldırısı yapıyorum. İşte anca vakit bulduğumda hani en kolay saldırı elektro olduğu için elektro saldırıyorum. Elektro saldırınca da iksir maliyetimiz yüksek oluyor. O yüzden birazcık 2-3 güne anca toparlarım. 2-3 güne toparlayınca da hemen ejder binicisinde basacağım. Onun dışında elimde araştırma iksiri de var. Gördüğünüz gibi 3 tane varmış. Yani 3 gün düşürürüz. Diğer ligi her türlü yetişiyor arkadaşlar. O anlamda problem yok. Gidip savaş çekici almayacağım yani. Savunma açısından baktığımızda da köyümüzde 4 tane top 3 tane kışla kaldı. Onun dışındakilerin hepsi tuzak. Bunları da yavaş yavaş basacağım artık. Şu an hedefim direkt e, hayvan barınağı. Hayvan barınağında Elektro baykuşu maxladım. Şimdi tek boynuzlu atı 8. seviyeye yolladım. 8. seviye olduktan sonra muhtemelen 9 ve 10'a direkt çekiç basabilirim arkadaşlar. Sonrasında da koca öküz ve lastiğe yüklenmeye başlayacağız. Bu şekilde bir hayvan barınağımız var. Çoğu kişi valla hayvan barınaklarını maxlamaya yakın oldu ama ben daha bitiremedim. Bir de aralıksız basıyordum. Sadece liklerde basmadım. Evet. Evet. Kahraman çekicini alarak başlayalım. Hatta bir tane de inşaat çekici alasım var. Neden alasım var? Çünkü şuradaki topların bitmesini istiyorum. Ve kışlanın. Ama şöyle de düşünüyorum. Şimdi diğerlik ne zaman? Bir ay sonra abi. Bir tane topun yükseltmesi kaç gün istiyor? 17 gün istiyor. Yani artık sonlara geldiğimiz için bunu biraz daha e, şey yapmak istiyorum. Hayvanları beklemektense beklemek savunmaları bekleyeyim diye düşünüyorum. Çünkü hayvanlara direkt çekiç basmaya başlayacağım. Eskiden direkt hayvanları da yükseltiyorum ama savunma anlamında gördüğünüz gibi pek bir şey kalmadı. Artık bunları da yavaş yavaş yükseltiriz. Diğer lige 4 tane topumuz da max olur diye düşünüyorum. Yanına biraz da tuzak basarız. Bu şekilde ilerleriz. Zaten inşaatçılarımız yavaş yavaş boşa çıkacaklar arkadaşlar. Bir tane gördüğünüz gibi kahraman çekici aldım. Onun dışında büyü çekicidir. Savaş çekicidir, almayacağım. Belki bir adet, belki bir inşaat çekici gidebilir. Ama 165 madalya bir tane kahraman çekicine gidiyor. 165 165. iki tane daha alırsam 330 eder. 330 madalya bizim için kafi. Hatta 330 aldığımızda üstüne de inşaat iksiri alacak kadar e, madalyamız kalıyor ya da araştırma iksiri de alabilirim. Bir tane inşaatçı iksiri alalım arkadaşlar. 358 oldu. Bir tane de araştırma iksiri alsam mı? Almayacağım ya. O da cebimizde kalsın. Çünkü altınımız maksimum ve inşaatçının boşa çıkmasına daha vakit var. Şuradan hemen kullanalım bunu. Çünkü bir an önce inşaatçı boşa çıksın ki altını da elden çıkartayım. Boşu boşuna ganimet gidiyor abi. Günlük 8 tane efsane ligi sağlarısından altın boşa gidiyor. Duvarlarımız kaç tane kalmış burada? Duvarlarımızda 73 tane kalmış. Valla köy yavaştan maxlanıyor. Bir şey kalmadı. Tahminimce 1,5 aya falan maxlarız savunma anlamında. 1,5-2 aya maxlarız. Hayvan barınağını da şöyle 2-2,5 aya maxlarız gibi. Ama bir de sezondan işte kahraman kitabı gelecek. Yeşil taşı biriktirip tüccardan bir tane kahraman kitabı alırsam çok daha hızlı ilerlerim ana hesabımızla üst klan'da lekesizler üst klanında bonus dağıtımını gerçekleştirdim. Bu arada klanımızdaki yani diğer klanlarımıza geçen oyuncularımız da yavaştan geldi. Şu an 48 kişiyiz. 2 kişi daha gelecek. Şu an hemen göstereyim. Türkiye derecesinde arkadaşlar kaçıncı sıradayız? 23. sıradayız. 2 oyuncumuz daha geldikten sonra muhtemelen 20. 21. sıraya yükseliriz. Yavaştan kupa kasarak da Türkiye derecesinde ilk 10'a girmeyi planlıyoruz. Buradaki güzel güçlü klanların arasında kendimizi görmek istiyoruz. Gerçekten e, Türkiye'de çok güzel klanlar var. Şöyle göstereyim. E, bir sürü başarılı kupa kasan klanlar var. O klanların içerisindeyiz biz de şu an. 23. sıradayız. Daha da üstlere tırmanırsak çok güzel olacaktır. İnşallah başarılı noktalara geldikten sonra da hedefimiz küresel. Küreselde de şöyle başarılı noktalara gelirsek... E, tadından yenmez. Oyunun iyice zevki artmaya başlar. Hatta bakarsınız küreselle belli bir yerlere gelirsek turnuvalara da katılırız. Turnuvalarda da e, bayrağımızı, şanlı bayrağımızı sonuna kadar temsil etmek istiyoruz. Ve Lekesizler 2 klanımızla devam ediyoruz. Lekesizler 2 klanımızdayız arkadaşlar. Buradaki lig sonucumuza hemen bakalım, göz atalım. Evet, sonuçlarımız değişmedi. Şampiyon 3 grubundaki konumumuzu koruyoruz. Son savaşımızı kaybetmişiz. 31'e 31. Abi bir kişi savaşını yapmamış ya. Neden savaşınızı yapmadınız? Kim? maestroys yapmamış. Ah ah şu savaşı kaybetmemizin hiç lüzumu yoktu. Vallahi savaşı kazansak bir üste de geçemiyormuşuz. Allah'tan böyle bir durum var. 5. sırada kapattık. Bu klanda da. Arkadaşlar bir ikinci savaşı kazandık dedim ki şampiyon 2 geliyor sonra 3 4 5'i kaybettik 6'yı kazandık 6'yı kazanınca rahat bir nefes aldık bir ara bir lig düşme şeyimiz olmuştu son savaşı da ben kazandık diye bakıyordum e, bir kişi savaşını yapmayınca maalesef kaybetmişiz sağlık olsun ama o kadar insanın emeği var savaş yapmamazlık lütfen yapmayınız dikkat ediniz. Şimdi burada zaten görmüştük yine bakalım. Beşinci sırada olduğumuz için kişi başı 396 madalya verdi. Allah bereket versin gayet güzel. Sezon sonuçlarına girip burada da bonus dağıtımını gerçekleştireceğim. Şimdi üst tarafta Mr. Ego var. Mr. Ego dedi ki bana ee, Burak dedi sen benim Mr. Mrs. Ego hesabına bonus veriver dedi. O yüzden ona veriyorum. Burada da kişi başı 95 madalya veriyormuşuz. Daha sonrasında ikinci sırada Hüseyin abiyle devam ediyorum. Fatih'e veriyorum. Kalisi'ye veriyorum. Kendimi alıyorum. Burada da ihtiyacım var maalesef. Devam ediyoruz. FB Fatih, Juggernaut. Sonrasında gelelim Rıdvan. Medmene maalesef yetmedi. Maalesef yetmedi. Alt tarafta da Burak, El Turco, Alper, Crazy Pus varmış bu şekilde devam ediyor. Evet buradaki toplam 7 kişiye bonus veriyoruz. Aslında son savaşı kazansaydık bonus sayımız muhtemelen 8'e çıkacaktı. Bir kişiye daha fazladan bonus verecektik. Bir kişi gördüğünüz gibi savaşını yapmayıp savaşı kaybedince eksik madalya gitti. 95 madalya bence çok önemli bir sayı arkadaşlar. Burada da herkesin eline emeğine sağlık diyorum. Herkesi tebrik ediyorum bonusların dağıtımını gerçekleştiriyorum. 396 artı 95 madalya daha geldi. Burada da güzel bir madalyaya ulaştık. Abi ganimet kaç gündür dolu ya. Altın ve iksir full inşaatçı bekliyorum. En son artık 15 saat kalmış. Yani bir an önce boşa çıksın klan kalesi de tıklım tıklım gördüğünüz gibi. Burada da çok ganimet var. İşte inşaatçıların süresi uzun olunca biz de sıkıntıya düşüyoruz. Şimdi bu hesaba baktığımızda savunma açısından büyücü kulemiz var. Hava savunmamız, gizli testamız, topumuz, okçu kulemiz var da var. Valla baya şey varmış. Burada inşaatçı çekici bizim için çok önemli. Kahramanlara baktığımızda kraliçe 78, barbar kral 75. Onun dışında kraliyet ve koruyucu maksimum. Kahraman çekici açısından muhtemelen almam diye bekliyorum. Bir tane kahraman kitabımız var mı? Evet, bir tane kahraman kitabımız var. Bu kahraman kitabıyla kraliçeyi 70, pardon, barbar kralı bastık. Kraliçeyi 79'a atarız. Sezondan gelen kahraman kitabıyla da kraliçeyi maksarız. Sonrasında yavaş yavaş barbar krala geçeriz ama öncesinde burada önemli yükseltmelerimiz savunma açısından olacak. Bir de laboratuvara bakmak istiyorum. Bir de hayvan barınağımız boşmuş. Hayvan barınağını da bir an önce doldurmam gerekiyor. Efsane'likte 6 savaşım var her savaştan yaklaşık 10k kara ekstra alsam 206.000 olur. Direkt bir şey basarız sonrasında. Şimdi laboratuvarda okçuyu yükseltmiştim. Buradaki önemli yükseltmeleri yaptım. çok da bir şey kalmadı. Zehir büyüsü var. Buz golem var. Volkri var. Dal kavuk var. Bir şey kalmadı. Evet elektro varmış. Elektro ve bebek ejder bulunuyor. Abi elektroyu bizim savaş çekiciyle yükseltmemiz güzel olacak. Bir tane savaş çekici alayım. Bununla elektroyu maxlarım. Onun dışında bir tane de inşaat çekicini alayım. Bize kalsın 333 madalya. Daha sonrasında tekrardan bir inşaat çekici daha alacağım. Sonrasında da kahraman çekici almam galiba. Yani ya iki tane daha inşaatçı çekici alırım üstüne belki inşaat çekicisi kullanırım ya da üstünü bekletirim diğer lige ya da bir inşaat çekici bir savaş çekici daha alabilirim ya da büyü çekici de alabilirim zehir büyüsü için. or artık en çok kullandığım büyü ya da birlik neyse ona göre bakarım günlerine de bakarım en fazla gün hangisini istiyorsa o şekilde ilerletirim. Aslında inşaatçımız falan boşta olsaydı yükseltme yapacaktım hem çekiç olarak hem de normal ganimet harcaması olarak. Maalesef boşta olmadığı için harcayamadım arkadaşlar artık hakkınızı helal edin. Lekesizler iki klanından da yavaştan ana klanımıza geçiş sağlayalım. E, klanından ayrılmadan önce başka bir klan oyuncusunu lider olarak seçmelisin demiş. Tamam e, Lig klanındaki bonusu da dağıtalım. Sonra güvenç hesabını Lekesizler 2'ye getirelim. Liderliği ona devredelim. Ondan sonra da artık kalise hesabını üst klana geçiririm. Evet Lekesizler Lig klanımıza geçelim arkadaşlar. Lekesizler Lig klanındayız. Güvenç hesabındayız. Arkadaşlar burada çok ama çok kötü bir durum var. Gerçekten moralimiz yerlerde Klan Savaş Ligi'ne geçelim. Aldığımız ödül 304. Zaten klanın ligi değişmedi diyor. Usta 3 liginde kaldığımız çok belli. Ama nasıl kaldık bir bakar mısınız? Bir yıldız farkla lig atlayamadık. Buradaki en önemli sebepleri sizlere sunayım. Zaten çoğunuz ligi harul hurul takip ediyordunuz. Fakat belki yeni izleyen gözünden kaçmış oyuncularımız vardır. Arkadaşlar klan savaş ligimizin birinci gününde bir oyuncumuz savaşını yapmadı ve bu oyuncumuz savaşını yapıp 2 yıldız alsaydı biz zaten birinci savaşta kazanıyorduk ve artı 10 yıldız alıyorduk rakibimizde artı 10 yıldız düşüyordu. Yani 20 yıldızlık bir fark birinci savaştan oldu. Hadi yenildik diyelim en kötü ihtimalle 2 yıldız alsaydı zaten savaş bitmişti. Burayı geçtim ikinci güne geldim. İkinci günde de maalesef başka bir adet oyuncumuz savaşını yapmadı. Telefondan aradık, mesaj attık ama uyuyormuş, savaşı kaçırdı ve buradan da bir yıldız kaybımız oldu. Daha sonrasında geldiğimizde 7. günde öyle şeyler oldu ki anlatamam yani. Neler oldu diyeceksiniz? Arkadaşlar normalde 3. sıradaki klan 1. .ydi. Ve 1. bütün savaşlarında hayvan gibi yıldız alırken son savaşta gitti 18 yıldız aldı. Ve karşısındaki rakip 39 yıldız aldı. Karşısındaki rakip 5. bitirdi ligi. Normalde bu klan lig düşüyordu neredeyse. Buradan bir anda savaşı kazandılar. Anlamadım. Şöyle bir durum olmuş olabilir. Bu klan belki de lig atlamak istemediği için belli bir sayısı olduğu için belki bilerek mi yenildi hiç bilmiyorum ama burada çok farklı bir skor olunca birincilikten hemen üçüncülüğe düştü. Üçüncü sıradaki klan da birinci sıraya yükseldi. Tabii ki onlar yenilmemiş ve 42 yıldız almışlar. Yani bize de kaybetmişlerdi, diğer klana da kaybetmişlerdi ama adamlar gitti. İki mağlubiyetle birinci oldu arkadaşlar. Ve burada da bizim şöyle bir durumumuz oldu. Rakibin ikincisinde Ramo tek yıldızda kalmış. Yedincisinde Emre Tek Yıldız'da kalmış ve köy binası 13 bir hesapta Resul Tek Yıldız'da kalmış ve 3 tane Tek Yıldız'da olunca biz lige elveda demedik tabii ki de ikinci sırada kapattık çok üzüldüm. Yani hakkımızda gerçekten hakkımızda usta 2 ligine çıkacaktık burada da artık yapacak bir şey yok. Yani tek yıldızlara diyeceğim bir şey yok arkadaşlar ama savaşını kaçıran yapmayan arkadaşlara Birazcık empati istiyorum. O kadar kişi emek veriyor. Herkesin emeği var. Çok daha dikkatli olunması lazım. Siz siz olun. Şu savaşlarınızı kaybetmeyin. İzleyicilerimiz sizlere de sesleniyorum. Çünkü gerçekten herkes emek veriyor. Özellikle klan liderleri, yardımcı liderler sürekli savaş kontrolü yapıyoruz. WhatsApp'tan yazıyoruz, arama yapıyoruz. Savaşı unutma vesaire gibi. O yüzden herkesin emeğine saygılı olup savaşın kaçırılmaması lazım. Ha, çok çok ekstrem durumlar olursa zaten eyvallah ölümdür, hastalıktır vesairedir bir şey olursa eyvallah. Ama onun dışında savaşın kaçırılmaması lazım. Şimdi Usta 3 liginde biz ikinci sırada kapattığımız için 304 madalya almış bulunmaktayız. 304 madalyamızın yanında bir de bonus dağıtımını yapacağız. Toplamda 9 kişiye bonus verebiliyormuşuz. Kadir bir hesabı var. Kadir bir hesabıyla Sivaslı hesabı aynı kişinin Resul kardeşimizin Resul dedi ki abi benim Sivaslı hesabına verebilirsin. O yüzden Kadir bir hesabını es geçiyorum. Ee, belki bakalım alt tarafta savaşını yapmayan etmeyen kişiler olursa onlara vermeyip e, üst tarafa tekrar verebilirim. Bilge Kağan iki hesabı var. Onun iki hesabına da şöyle bonusunu verelim. Emre var. Emre'ye bonus versek mi bilemedim. Yani neden versek mi bilemedim çünkü klandan ayrıldı e, klanımızda devam eden oyunculara bonus verme tercihim daha yüksek ama onun da emeğidir emeğinin karşılığı olarak veriyorum arkadaşlar. Eren hesabı var Eren oyunu bırakacağım gibi konuştu o yüzden e, muallaktayım Madman 2'ye verelim kendi güvenç hesabıma alıyorum. Şimdi Eren'i es geçip alt tarafa vereceğim. Çünkü Eren ben çok vakit ayıramıyorum dedi. Ee, bonus pek ihtiyacı da olmayacağını düşünüyorum. O yüzden alt taraftan nizami alem hesabına verelim. Ve toplamdaki 9 kişiyi e, dağıtmış olduk. Bu arada Eren benim e, ana sınıf arkadaşım arkadaşlar. Lekesizler klanında ikimiz kurduk. Hatta yanında birkaç arkadaşımız daha vardı. Onlar oyunu bıraktı. Eren'le ikimiz kaldık ama Eren de şu an oyunu bırakma aşamasında artık yeter dedi yani yıllardır. Ama ben tabii ki devam ediyorum. Şöyle bonuslarımızı takdim edelim arkadaşlar. 80'de kişi başı bonus vermiş olduk. Evet. Toplamda 3 klanımızdaki bonus dağıtımını, lig sonucunu herkese gösterdik arkadaşlar. Şimdi dükkana bir bakalım. Madalyalarımıza gelelim. Madalya olarak buradan inşaat çekicini alacağım. Çünkü köy minası 13'te çok fazla gün isteyen yükseltmeler var. Kahramanlar için çekiç almıyorum. Bunun en büyük sebebi nedir? Kahramanların gün sayısıyla savunmaların ve laboratuvarın gün sayısı farklı. Mesela koruyucu 7 gün 14-12 saatte yükseltilirken sallıyorum. Bir tane X yayı 16 günde yükseliyor. O yüzden inşaat çekici ve e, savaş çekici almak çok daha mantıklı diye düşünüyorum. Şuradan bir savaş çekicini de alalım. Zaten 158 madalyamız var. Bir 7 gün geçsin sonra bir inşaat çekici daha patlatırım. Öyle tahmin ediyorum. Deli gibi altınımız var. En yakın inşaatçımız 4 gün 11 saat sonra boşa çıkıyormuş. Bizim şu an e, inşaat çekiciyle yükselteceğimiz ne var? Baktığımızda 17 günlük bir cehennem kulesi yükseltmesi görürken... Ordu kamplarına bakalım. 16 günlükte bir ordu kampı yükseltmesi var. Şimdi asker sayımızın artması bizim için çok önemli olacaktır ama bir gün karı var diye cehennem kulesini yükselteceğim. Ordu kamplarını normal olarak basacağım. E, çekiç veya kitap kullanmayacağım diye düşünüyorum. Belki ileride hani kitap çekiç kullanılabilir ama e, ordu kampı yükseltmeleri de çok önemli. Bir an önce onların yükseltmesinde geçmem gerekiyor. E, Cehennem Kulesi'ni bastım. Şimdi bir tane inşaatçımız boşta. E, diğeriyle x yayı basabiliriz. Çünkü altın kapasitemiz yetmiyormuş. Ve günü uzun bir savunma basmak istiyorum. O yüzden tercihimi de X-Yayından yana kullanıyorum. 16 günlük bir yükseltmesi var. Hayırlı uğurlu olsun. Bunu da yükselttik arkadaşlar. Ufak... Sondalardaki ganimeti de topladım ve şimdi ne yapalım artık yavaştan videomuzu kapatalım. İzlediğiniz için teşekkürler kendinize iyi bakın hoşçakalın.